Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Güzel bir gün dileğiyle Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. Yaklaşık bir saate yakında sizlerle birlikte olacağız. Bugün Avrasya Hastaneler Grubu'ndan değerli hocamız beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyanoğlu hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle kanal darlığı, bel boyun fıtıkları, özellikle de sinir sıkışması ile ilgili bilgileri alacağız. Ve yine vakit kalırsa da beyincik sarkması ile ilgili bilgileri değerli hocamızdan sizlerle birlikte dinlemiş olacağız. Hemen vakit kaybetmeden değerli hocamıza sizler adına ve ekip adına merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhaba. Hocam bayağı oldu görüşmeyeli. Nasılsınız? Evet, sağlığınız, keyfiniz? Sağ olun. Pandemi sürecinde hepimiz hassas bir süreci yaşıyoruz. Zor bir süreç yaşıyoruz. Hastalar sağlıklı bir şekilde iletişim kursa da mutlaka biraz aksama olmuştur bu süreçte. Biraz aksama oldu ama önlemlerimizi alıyoruz. O önlemler çerçevesinde işlerimizi devam ettiriyoruz. Peki hocam izninizle bel kaymasıyla başlayalım. Evet. Çünkü özellikle hanımlar ve beyler pandemi sürecinde de yaşadığımız için hareket sistemini biraz unuttuk. İster istemez mutfakla daha çok haşır neşir yapılan gözlemlerde ve hareketsiz bir hayatın içerisinde ister istemez de sağlık sorunlarıyla karşılaşmış durumunda birçok sağlık sorunlarıyla birlikte şikayetlerini dile getiren danışanlar oluyor. Tabii beyin, sinir ve omurilik cerrahisi de önemli branşlardan olduğu için tabii bel kayması sağlık anlamında çok çok önemli. Bel kayması nedir diye değerli hocamıza soralım ve belirtileri nasıl ortaya çıkıyor diye ilk sorumuzda başlamış olalım. Şimdi bel kayması omurların birbiri üzerinden öne ya da arkaya doğru hareket etmesi ve yer değiştirmesi söz konusu bel kaymasında. Bunda omurganın arka elemanlarının oluşturduğu yapılardaki zedelenmelere bağlı olarak omurga normal dizilimi içerisinde öne doğru ya da arkaya doğru ya da yana doğru yer değiştirmeye uğrar. Evet hocam. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Ya doğumsal nedenlerden dolayı işte oradaki yapılardaki zayıflıklar, arka elemanlardaki bozukluklara bağlı olarak gelişebilir. İstmik tip dediğimiz zaman içerisinde kronik ard arda hiper ekstansiyon dediğimiz aşırı arkaya doğru gerilmelerin ard arda ardışık olması ve buna bağlı olarak arka elemanları tutan pars dediğimiz kısmın mikrofraktürlerle giderek ayrılması ve o bağlantının kopup öne doğru yer değiştirmesi söz konusudur. Travmatik olabilir, patolojik olabilir, patolojik kırıklar vesaireler, tümörler nedeniyle olabilir. İatrojenik nedenlere bağlı olabilir, ameliyat sırasında oraların fazla açılması vesaire nedenlerden dolayı olabilir. Bunun gibi nedenler söz konusudur. Daha çok gördüğümüz bu ismik dediğimiz neden, o da üç tipe ayırıyoruz. Ya mikrofraktürlerin ileri doğru inmesi,
ya bir travma sonrası buranın kırılması. Tabii bu şey nedenler içerisinde travmayı da söylemek lazım. Evet. Omurganın öne doğru kayması şekli. Şimdi bu biz bu olaya spondilolistezis adını veriyoruz. Kaymanın belirginleşmesi hadisesine ve bunu kategorilere ayırıyoruz. Yani kayma derecesine göre. Düşük dereceli kaymalarda ya da spondilolizis dediğimiz olgularda kayma görülmüyor ama orada bir fraktür hattı ya da hafif bir gevşeme olduğunu saptayabiliyoruz. Peki bunlar neye yol açar? Bunlar kronik bel ağrılarına yol açar. Özellikle eğilip doğrulurken, oturup kalkarken hastalar belinde ciddi ağrılar hissederler. Bunların ayaklarını kaldırdığımız zaman muayene esnasında ciddi ağrıları olur. Bazen bunlar omurilikten çıkan köklerin o foramen dediğimiz oluklardan geçerken sıkışması sonrası ciddi radiküler ağrılar, yani bacak ağrıları şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle hareket esnasında oluşan ağrılarla karakterizedir. Hastalar genimizde genelde hareketli oluşan ağrı şeklinde şikayetlerle başvurur. Peki hanımlar mı beyler mi daha çok erkeklerde daha sık gözüküyor. Evet. Tabii tiplerine göre biraz değişebiliyor. Hı-hı. Ama erkeklerde daha sık gözüküyor. Özellikle belin aşırı zorlanmaları buna neden olabiliyor. Burada yapılması gereken şey tabii ki semptomların, yani bulguların şiddetine göre değerlendiriliyor. Hasta muayenesi yapılıyor. Bu muayeneler sonucunda, yapılan tetkikler sonucunda omurgadaki o hasar tespit ediliyor. Kayma derecesi saptanıyor. Bazen hiç kayma olmayıp sadece spondilolizis dediğimiz hadise görülebilir. Böyle durumlarda yapılacak tedaviler farklıdır. İşte bunlara belki basit hareketsizlik, belli bir süre konservatif tedavi uygulamak, belki bir süre korse uygulamasını şey yapmak, ağrı kesiciler vermek, dinlendirmek, egzersizden uzaklaştırmak bir müddet. Bu gibi hani çok hafif spondilolizis dediğimiz, sadece kaymanın çok düşük dereceli oldu veya kaymanın belirgin olmadığı ama kırığın olduğu, yani oradaki bir fraktürün olduğu durumlarda bu gibi tedaviler etkin olabilir. Daha tedaviye dirençli durumlarda buralara ağrı cerrahisi uygulanabilir. Faset ve denervasyonu dediğimiz ağrı cerrahileri uygulanabilir. Ya da buralara lokal anestezik enjeksiyonlarıyla buralardaki ağrılar giderilebilir. Yani ameliyat öncesi yapılabilecek uygulamalar bunlardır. Daha ileri kayma durumlarında, tabii hasta da eğer kiloluysa ve şeyse, omurga öne doğru açılanacaktır. Omurganın bu çekül hattı dediğimiz hattın ilerisine doğru ağırlık binecektir. Ve bu da hastada daha fazla sorunlara yol açacaktır. Bu dengenin bozulması kalçaya da böyle de fazla yük bindirmeye başlayacaktır. Burada bütün sistemde sorunlar oluşacaktır. Onun için bunlara da ikinci derece ve üzeri olan kaymalarda omurgayı stabilizasyon yöntemleri kullanıyoruz. Bu omurgayı stabilizasyon yöntemleri de işte halk arasında ya platin takıldı vesaire denilen husus bu. Omurgayı amaç sabitlemek. Peki her ameliyatta mı platin gerekiyor diye soruyorum. Hayır, işte dediğim gibi, yani bu gereken tamamen hastanın ya kaymanın derecesine, hastanın bulgularının ciddiyetine göre planlanan bir işlem. Peki tekrarlar mı diye en çok soran danışanlarınızın sorusudur. Biz de izleyicilerimiz adına soralım ve özellikle tabii tedavi seçeneklerinde hocam bahsediyor. Önemli olan önce muayene bulgusu diyor. Doğru tabii, mu hocam? Önce muayene bulgusu, tetkikler ve bunlara hastayı değerlendiriyorsunuz. Yani
hastanın röntgenleri, özellikle o kemiklerin açılanması, kayma derecesini bunlardan hesaplıyoruz. Tomografiler çekebiliyoruz. O görmediğimiz mikrofraktürleri burada rahatlıkla izleyebiliyoruz. O arka elemanların durumunu izleyebiliyoruz. Fasetlerdeki gevşemeleri görebiliyoruz. Buna bağlı hastayı değerlendiriyoruz. Yine MR'larına bakıyoruz. Dejeneratif bir tipte bir kayması varsa eğer, ki dejeneratif tipte kaymalarda işte fıtıklaşmaların oluşturduğu o disk aralığı dediğimiz mesafenin artık daralıp arkadaki faset eklemlerinin gevşemeye başladığı ve buna bağlı olarak hafif kaymaların oluşturduğu tiplerdir. Bunların değerlendirildikten sonra MR'la ve hastanın bulgularıyla ona göre tedavimizi planlıyoruz. Bazen sinir sıkışmaları oluyor burada, onları rahatlatmak gerekiyor. Onları rahatlıyoruz, rahatlatıyoruz, dekompresyon yapıyoruz laminektomiyle, yani kemik alıp oradan o siniri rahatlatıyoruz ve ondan sonra da o bölgeyi işte platin denilen sistemlerle enstrümanta edip sağlamlaştırıyoruz. Bu aynı hani binanın kolonlarının çatlak olup onu onarmak gibi, etrafına hani böyle demir konstrüksiyon yaparsınız ve alçıyla betonla çevirirsiniz, kolonları sağlamlaştırırsınız. Yani bu insanda da bizim en önemli kolonumuz, omurgamız, o omurgayı sağlamlaştırmak özelliğine dayanıyor. Yük, binen yükü biz bu arkadaki koyduğumuz o konstrüksiyonla, enstrüman dediğimiz vidalarla, vida ve barlarla sağlamlaştırıyoruz, destekliyoruz. Ve kemik aşılarla da kemiği güçlendiriyoruz. Tabii bunlar yeterli mi? Aynı zamanda bel kaslarının da kuvvetli olması lazım. Çünkü omurga sadece kemik yapıyla ayakta kalmıyor. Tamam tersine büyük oranda kas sistemine büyük iş düşüyor. O kas sisteminin de kuvvetlenmesi lazım. Ameliyat sonrası da o bel kaslarının kuvvetlendirilmesine yönelik egzersizler öneriyoruz hastaya. Fizik tedaviyle mi ya da fizik tedavi dışında da sizin önerdiğiniz spor var mı? Tabii öncelikleri hareketler. Yani bel kaslarını kuvvetlendirici hareketler. Yani bunu artık günlük hayatı içerisinde uygulaması gerekiyor hastanın ki bel kaslarını kuvvetlendirsin, onları sağlamlaştırsın. Bu fizik tedaviyle de mümkün olabilir. Yani hani bir koordinasyon içerisinde planlayıp hastaya öneriyoruz. Peki kişi tabii ister istemez hem sosyal yaşantısı hem de kendi bireysel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma ileriki aşamada eğer gecikirse. Kesinlikle. Çok sıkıntılı bir süreç. Kesinlikle. O yüzden hani bu iş ağrılarının şiddetlenmeye başladığı ve bulguların başladığı dönemde mutlaka doktora başvurmaları. Özellikle hareket sırasında oluşan ağrılar vesaireler ve bel ağrılarının önemli bir kısmını yine teşkil ediyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Vücudumuzda iskelet sistemi çok çok önemli ama ağrı aslında bir sinyal ve mutlaka ihmal etmeden tabii geçer ki, deyip beklediğimiz sürede aslında yanlış da yapmış olabiliyoruz. Evet. Özellikle travmalar vesaireler bunların nedenleri oluyor. Onun için günlük hani travma derken büyük bir travma olması da gerekmiyor. Mikro travmalar da buna neden oluyor. Yani belimizi zorlayıcı hareketler bunlar da belde bu tip nedenleri kemik erimesinin olması, kemiklerin zayıflanması, zayıflaşması bunlara neden olabiliyor. Peki kanal darlığı yine tetikleyen mi? Siz dediniz ki bel boyun fıtığına kadar iskelet sisteminde tabii ki. Şimdi burada kanal darlığı da oluyor. Yani omurga kaymaya başladığı andan itibaren bu iki şeyin arasındaki omuriliğin geçtiği kısım daralmaya başlıyor. Yani bu o darlığı da açmak gerekiyor. Onun için arkadan laminektomi dediğimiz bazı kemikleri açıp omuriliği rahatlatma çabaları yapıyoruz. Ancak kanal darlığı, omurga darlığı dediğimiz zaman dejeneratif tipte omurga darlığı da bizim karşımıza çok geliyor. Özellikle orta yaş ve ileri yaşta bunu daha sık görüyoruz. Neden diyelim, nedenleri?
kireçlenmeler, hareketsizlikler, yapısal nedenlere bağlı olarak orada bir de belin zorlanması, yılların getirdiği dejenerasyonlar, o yılların getirdiği yük omurgada yapısal deformasyonlara yol açıyor. O yükü taşımak için vücut bir takım yapılar oluşturmaya başlıyor. Orada kireçlenmeler meydana geliyor. Osteofit dediğimiz çıkıntılar meydana geliyor. Disk dediğimiz aradaki o yastıkçıklarda bozulmalar, kalınlaşmalar, o kenardaki yapılarda, bağ dokusu yapıları, flavum dediğimiz yapılarda kalınlaşmalar meydana geliyor ve omurilik daralmaya başlıyor. Omurilik daralmaya başladığı andan itibaren oradan geçen kılıf içerisindeki sinirler sıkışmaya başlıyor. Bu sıkışıklık bazen omurilik kanalı o kadar dar bir hale geliyor ki bir MR çektiğimiz zaman kum saati gibi görüntü oluyor. Bu da neye yol açıyor? O darlık oradaki sinirlerin beslenmesini oradaki bozuyor. Özellikle hastalar ayakta uzun süre kaldıkları zaman, yürümeye başladıkları zaman ciddi ağrılar hissederler, bacaklarında uyuşmalar hissederler. Bu hastalar öne doğru eğilirler ki omurgayı biraz daha hani o darlığı atsın, biraz daha rahatlatsın diye. Giderek onlarda bir vücut şekli haline gelir. Öne doğru eğilen, iki büklüm duran. Bastonla yürüyenleri görüyoruz. Aynı böyle hani pazar arabasını süren insanlar gibi. Yani o yaştaki insanları görürsünüz. Çok fazla yol yürüyen, giderek yol yürüme mesafeleri kısıtlanır, daralır, azalır. Yani belli bir mesafe yürüyünce oturup çömelme ihtiyacı hissederler. Oturunca çömelince rahatlarlar. Çünkü oturunca biraz omurgamız daha öne doğru eğilir. Biraz daha hani oradaki şey rahatlar. Biraz ayakta durunca, dik durunca ya da biraz yol yürüyünce bu ağrılar, uyuşmalar kendini gösterir. Bacaklarında yanmalar şeklinde kendini gösterir. Daha ileri formlarında idrar kaçırmalara vesairelere tutamamalara yol açabilir. O zaman diğer organlara da zararı var. Tabii ki. Yani omurga yani oradan gelen emirler, omurilikten gelen emirler vücudun diğer bölgelerine dağılamıyor. Tamam. Yani onun da getirdiği sıkıntılara yol açıyor. O yüzden bu hastalarda oturunca, çömelince rahatlarlar ama ayakta ya da biraz yürümede bu şikayetler çok kendini belli eder. Bunlarda da yaptığımız işlem omurgayı açmaktır. Bazen bu daralmalar sinir çıkım yerlerinde de olur. Buna bağlı da radiküler bulgular, işte bacak ağrıları, ciddi ağrılar, kuvvet kayıpları, duyu kayıpları, yanmalar şeklinde kendini gösterebilir. Yapılacak iş oradaki o orayı daraltan kesimi, oradaki o kireçlenmeleri, osteofit dediğimiz çıkıntıları oradan temizleyip kökü, sinir kökünü rahatlatmak ya da omurganın o dar kısmını açıp rahatlatmaktır. Kesin cerrahi midir peki bu işlem seçenekleri? Yani cerrahi olarak uygulanan bir işlem. Yani cerrahi yapamayacağımız durumlarda hastanın cerrahiye izin vermediği ya da işte ileri yaşta olan çok ileri yaşta hastalarda yine epidural steroid uygulamaları ya da foraminal enjeksiyonlar, steroid enjeksiyonları uygulanabilir. Oradaki ödemi biraz çözüp biraz rahatlatmak. Yani biraz daha palyatif yöntemlerdir ama etkinliği vardır yine. Kısa süreli etkinlikleri vardır. Tabii ki bir ameliyattaki hani o dekompresyon ya da orayının rahatlatılması kadar etkin olmasa da hastayı rahatlatıcı özelliklerdir. Yine ameliyat uygulayamayacağımız hastalarda işte fizik tedaviyle işte kasları biraz güçlendirmek, desteklemek önemli. Peki hocam, şimdi diyorsunuz ki özellikle tabii bel kayması, kanal darlığı, vücudun iskelet sistemi bozulursa tabii yaşam kalitemiz de ister istemez bozuluyor. Tabii televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bugün Avrasya Hastaneler Grubu'ndan değerli hocamız, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu hocamızla özellikle
alanında çok önemli konu başlıklarını konuşuyoruz. Sizlerden gelen soruları da değerli hocamızla buluşturuyoruz. Tabii ilk başlangıçta bel kayması ve kanal darlığına ilişkin bilgileri değerli hocamızdan dinlemiş oluyoruz ama tabii bel ve boyun fıtığı en sık duyduğumuz konu başlıklarında ama bu şikayetler, kanal darlığı ve bel kayması ile ilgili sıkıntılar varsa da değerli hocamızdan şimdi bilgi alacağız. Bel ve boyun fıtığına kadar da gider dediniz, doğru mu hocam? Tabii fıtıklaşmalar da bunun bir parçası oluyor. Çünkü dejenerasyon bir süreç. Yani omurgada bütün oradaki yapıları tutan bir süreç. Yani bu sadece bir fıtıkla kalmıyor. İşte oradaki bütün yapılarda bir bozulmalar ve dengesizlik söz konusu oluyor. İşte dejenerasyonun en önemli şeyi bu. Yani zaman içerisinde oradaki yapı bozuluyor, şekli bozuluyor. Eklemlerin arasındaki sağlamlık azalıyor, gevşemeler meydana geliyor. Bunlar hafif kaymalara, işte orada sıkıştırmalara ve bulgulara neden oluyor. Peki kişi ne yapacak da koruyacak kendisini diye soralım. Bu sıkıntıları yaşadı, size geldi. Siz muayene ettiniz, tetkiklere baktınız. Belki diyordur ki hocam boyun fıtığı oldum, ağzımızda alışık olduğu için bel fıtığı olduk. Ama siz orada o kadar önemli açıklamalar yapıyorsunuz ki resme göre diyorsunuz aslında farklı tanılar da çıkabilir. Tabii yani bel ağrısı, boyun ağrısı dediğimiz zaman yani bunlar sadece yani bir fıtık olarak düşünmeyin. Yani bunun binlerce nedeni var. Yani bu nedenleri değerlendirmek çok önemli. Bazen sadece basit bir kas tutulması da bel ağrısı, boyun ağrısı yapabilir. İşte hani halk arasında kulunç oldun, işte yel esti vesaire denen, cereyanda kaldın. Evet. Şeyleri geçerlidir. Yani hakikaten kaslar spazma girer, kasılır. Basit bir kas gevşetici, ağrı kesici tedavi bunun için yeterlidir. Ya da işte oradaki kasların güçlendirilmesi, yumuşatılması, işte sıcak uygulanması yerine göre yani bunlar yeterlidir. Ama bu ağrının niteliği önemli, oluşturduğu form önemli. Ne zamanları oluyor? Hareket sırasında mı oluyor? Dinlenirken mi oluyor? Geceleri mi daha fazla oluyor? Ne bileyim kalkınca mı oluyor? Oturduktan sonra mı meydana geliyor? Bunların hepsi çok önemli. Yayılımı önemli. İşte kola mı yayılıyor boyun ağrısı? Yoksa bacağı mı yayılıyor beldekiler? Yani bunların hepsi önemli. Peki. Özellikle tabii bel ve boyun fıtıklarıyla ilgili bilgi de almak istersek değerli hocamızla ilgili çok önemli hizmetleri fırsat buldukça tabii pandemi sürecinde çok sağlıklı değerli hocamızla görüşemedik. Tüm hekimlerimizle online görüşmelerde en azından bilgi almaya çalıştık. Bazen yayınlarımıza da ister istemez kendimizi ve sizleri korumak adına da ara vermek zorunda kaldık. Değerli hocamız Profesör Doktor Çetin Ayhan Evliyaoğlu, uzun dönemde hocam çalışmış olduğunuz kurumda hizmet veriyorsunuz ve özellikle de beraberinde memnuniyet çok çok önemli ve iletişimde kişi özgüvenini alıyorsa, doktorla konuşmada kendini rahat hissediyorsa belki daha sağlıklı bir iletişim tedavi aşamasında kurabiliriz. Kesinlikle. Hastayı dinlemek çok önemli. Onun şikayetini dinleyeceksiniz. Önce hasta size anlatıyor, derdini anlatacak. Yani nedir? Onu iyi bir dinlemek lazım. Sonra muayeneyi düzgün yapıp bulguları birlikte değerlendirmek çok önemli. Yani sizde bu var. Yani olayı anlatmak önemli. Hasta hastalığının ne olduğunu bilmek istiyor. Doğru. Neden kaynaklandığını bilmek istiyor. Ve tedavi formlarının ne olduğunu, neler olabileceğini anlamak istiyor. Bunları düzgün bir şekilde anlatırsanız sizinle çok rahat bir işbirliği oluyor, güven kazanıyor. Evet. Ve ona göre de birlikte tedavi formlarını değerlendirip seçiyoruz. Kesinlikle. Şimdi ekrana bakıyorum, isminiz yazıyor, konu başlığıyla birlikte değerli hocamızı ekranda konuşurken KJ'yi verdiğimizde de en azından yeni açanlar konu başlığında ne olduğunu görmüş olur izleyicilerimizle birlikte. Biz de bilgileniyoruz hocam ekipçe. Yayın öncesi de birçok soruyu soruyoruz size. Tabii üstüne kilo almak, tedavi esnasında verdiğiniz ilaçları kesmek, sonrasında tabii kendi hastalığını unutup
yine o hareketli bir yaşamın içerisindeyiz. Hele İstanbul'da yaşıyorsanız sevgili izleyenler, bir otobüsten bir otobüse koşturuyoruz bir yerden bir yere yetişmek için. Tabii burada bir soru sormuştunuz, yani nedir bunların nedeni, evet, nedir? Yani tabii ki yani günümüz koşullarında yaşantımız giderek hareketlilikten daha az hareketliliğe doğru evrildi. Durağan bir yaşam. Durağan bir yaşam. Evet. İşte trafikte arabanın içerisinde oturuyoruz, işte otobüste oturuyoruz, saatlerce oturarak gidiyoruz. İş başında kalıplaşıyoruz bir nevi. Kalıplaşıyoruz. Evet. Yani tabii bunların bir götürüsü de oluyor. Yani insana belli bir süre sonra vakit ayırmıyoruz ki hocam. Hep bir şeyleri omurgamızda, evet, bir hasarlara, yıpranmalara neden oluyor bunlar. Bu yıpranmaların sonucunu yaşıyoruz biz de. Yani eskiden daha hareketli, daha bir yaşam yaşanırken şimdi biraz daha az harekete geçtik. İşte televizyon karşısında belki uzun süre oturuyoruz yine evimize gittiğimiz zaman. Bunlar omurgaya yansıyor. Hele bu pandemi döneminde özellikle 65 yaş üzeri evde oturup hareketsiz de kalınca onlarda daha fazla bulgular, evet, bizim karşımıza gelmeye başladı. Bunları görüyoruz. Yani bunlar büyük nedenler oluşturuyor. Yaşamımızdan egzersizi eksik etmememiz lazım. Kendimizi korumak için omurga kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Kendimize bakmamız lazım açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi hocam geçmişten bugüne kıyaslandığı zaman herkes tabii iş hayatında iyi kazancı olsun, ekonomik düzeyi yerinde olsun, kaliteli yaşam hem kendimde hem, evet, ailemde olsun diye tabii aslında bazen elimizdeki zenginlikleri unutarak İstanbul ya da Türkiye'nin her bir yerinde yaşamın metropol kısımlarına geliyoruz. Köyden indik şehire, şimdi, evet, şehirden göç ediyoruz efendim köylere, doğru mu hocam? Doğru. Çoğunlukla da kendimize vakit ayırmamak, başında sizin dile getirdiğiniz, aynen, gibi. Sağlıklı yaşamda mutlaka egzersiz de kolumuz bacağımız gibi aslında unutmamamız gereken. Ama tabii kalabalık bir şehirde de yaşıyorsak efendim bedenimiz ister istemez değerli hocamın dediği gibi yıpranmaya daha çok maruz kalmış oluyor. Hareketsiz yaşamla ister istemez buluşmuş oluyoruz. Kendimize aman dikkat ve erken teşhis tabii her yayında dile getirdiğimiz için çok çok önemli. Boyun fıtığı meslek hastalığı mıdır? Benim 4 kardeşimde de var. Dayımda amcamda vardı. Bana geçer mi diye soruyorlar. Tabii kendimize dikkat etmezsek şimdi, aslında her hastalık geçer ki, değil yani mi hocam? Bazı mesleklerde boyun fıtığını daha sık görüyoruz. Özellikle öne doğru başını eğip çalışan kişilerde mesela kuaförler, bilgisayar başında da oturan çalışan kişiler, bunlarda daha sık gözüküyor. Çünkü uzun süre hareketsiz bir formda başı belli bir eğimde tutan kişilerde tabii o bir süre sonra orada dejenerasyonlar daha sık meydana geliyor. Ağır kaldıran, ağır yük taşıyan, ağır iş yapan kişilerde görebiliyoruz. Yani bir cins, tabii bazı mesleklerde daha fazla gördüğümüz genç ama meslek hastalığı mıdır orası karışık. Biraz kendimize bakmak, aynen, lazım öyle da aslında orada vücut diyor ki biraz kendine hele gel. Şimdi, evet, cep telefonları çıktı. Cep telefonların karşısında saatlerce böyle bakarak. Hele sosyal medyadaki takipleri, aynen, bakarken. Videolar seyrediliyor vesaireler yapılıyor hareketsiz bir şekilde. Bunların da bir götürüsü oluyor tabii yani. Kesinlikle. Hocam çok güzel bir şey teknoloji ama bağımlı olmamak lazım. Doğru. Hepimizin hayatında telefon var mı? Var. Yeni modeller çıktığında araştırıyoruz mu? Daha iyiymiş diye ama ne kadarını kullanıyoruz? Aynen. Hayır. Ama tabii Instagram, Facebook, Twitter derken yeni yeni böyle sosyal medyada etkinliklerde aman ben de olmalıyım, neler var diye kaçırmayayım diye milyonlarca kişi takip ediyor. Ama bu sefer de ne oluyor? Ruh ve beden sağlığımız ister, evet, istemez bozuluyor. Peki hocam, bel ve boyun özellikle bel kayması, kanal darlığı tedavisi oldu kişi. Siz kişi özel tedaviyi gerçekleştirdiniz ve tam teşekküllü özel bir hastanede hizmet verdiğiniz için orada tabii tedavi olanaklarının da en güzellerinden izleyicilerimiz her sağlık kuruluşunda olduğu gibi faydalanıyor. Yeter ki gitsinler. Siz, evet, de bu kurumda hizmet ediyorsunuz ama tabii kişi ameliyatını oldu. Her şey yoluna gitti. Sonrasında ameliyat olduğunu da unuttu.
yine sıkıntılar başladı. Bu sağlık sorununda yine ameliyat yolu gözüküyor mu diye çok sorulan soru başlıyor. Şimdi tabii yani sonuçta ameliyat bir çözüm. Ama şöyle söyleyeyim. Arabanın lastiği patlıyor. Biz o lastiği onarıyoruz. Yola çıkar hale getiriyoruz. Yani bu benim hastalarıma hep verdiğim bir örnektir. Ama lastiği değiştirme şansımız yok. Yani sıfır lastik takmıyoruz biz oraya. Var olan yıpranmış lastiği onarıyoruz. İşte oraya bir yama yapılıyor. Örnek veriyorum yani. Evet, evet. Evet hocam. Ve yola çıkar hale getiriyoruz. Tabii ki yani siz yamalı bir lastikle dolaştığınızı bileceksiniz. Ona göre belli hızda yaparsanız araba nasıl o yamalı lastikle sarsılırsa, zorlanırsa belli bir hızın üzerinde. Farkındalığımız için. Yaşamda da böyle bir şey. Yani siz ameliyat oldunuz ama oraya sıfırlamadık biz. Var olanı düzelttik. Yani problemi çözdük. Ama yapıyı yenilemedik. Böyle bir şansımız yok. Yani insanda böyle bir şans yok. Yapıyı yenileyemiyorsunuz. Öyle olunca ne oluyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. Yine araba örneğine geçeyim. Aynı çivili yoldan giderseniz aynı lastikte diğerleri de patlar diyoruz. Yani yaşamınızı bundan sonrasında dikkat etmeniz gerekiyor. Yani önerdiğimiz şeyler de bu. Hastalara önerdiğimiz şeyler bu. Ağır kaldırmayın, belinizi zorlamayın. İşte belli hareketlerden kaçının. Eğer boyun fıtığı yaptıysanız ne bileyim koltuk üzerinde kafanız bu şekilde yamuk bir şekilde yatıp kalmayın. Televizyon karşısında uyumayın. Vesaire. Yani bunları hep anlatıyoruz. Yani evet. Söylüyoruz ki bunlar hani başınıza bir kez geldi, bir daha gelmesin, gelebilir. Herkesin her şeyi başına gelebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Yaşıyorsak hayatta risk aynen var. Aynen öyle. Yani bir kere başınıza gelmiş, bir daha gelebilir. Bir daha gelebilir. Yani onun için hepimizin başına gelebilir. Sonuçta bu bir yapı, yıpranan bir yapı. Yani yerinde durmuyor. Biz belli bir süre içerisinde nasıl yaşlanıyoruz, nasıl saçlarımız beyazlaşıyor vesaire. Yani bu organlarımızın hepsi belli bir süre içerisinde yıpranıyor, aşınıyor. Yaşamın bir kuralı bu. Bu kural içerisinde bizim onu dikkat etmemiz lazım. Evet. Peki hocam, özellikle tabii dikkat ettiği zaman da uzun süre aslında kendisine dikkat ederse kaliteli yaşamı hak etmiş oluyor. Rutin kontrol süresi var mıdır diye soralım. Ameliyatı gerçekleşti. Tabii, sonra tabii sizinle görüşmeler mutlaka devam ediyor. Ameliyat sonrası ilk hafta, ilk ay ve üçüncü ayda mutlaka hastanın kontrollerini yapıyoruz. Ondan sonra işte bir yıl sonra bir kontrol daha oluyor. Her şey yolunda giderse zaten artık kontrole gerek kalmıyor. Hasta zaten ihtiyaç da hissetmiyor. Bu ilk zamanda yaptığımız kontroller özellikle birinci haftadan sonra egzersizler vermeye başlıyoruz hastaya. Bu egzersizlerin neticesini görmek istiyoruz. Oradaki kasların kuvvetlenmesini. Kurallara uyuyor mu hastalarınız hocam? Onu da soralım. Genelde çok uyuyorlar. Güzel. Genelde çok uyuyorlar. Bu önemli bir şey. Bazen uymadıkları zaman zaten söylüyorlar. Çünkü yani, evet, tahlillerde, tetkiklerde çıkıyordu. Yapmadım bu hareketleri, o yüzden ağrılarım oldu diyorlar. Yani onları söylüyoruz. Süreç böyle geçiyor. Peki, özellikle tabii hocam ameliyatını kişi boyun fıtığı diye geldi. Ama bel de var. Belki bel fıtığı diye geldi. Kanal darlığı ya da bel kayması şikayetlerinde tedavisini aynı anda yapabiliyor musunuz diye soralım. Tabii ki. Yani oradaki sorunu belirliyoruz ve soruna yönelik tedavileri planlıyoruz. Yani aynı anda kişide örneğin bir boyun fıtığı veya sinir sıkışması olabiliyor. İkisini aynı anda yapabiliyoruz. Yani bu tamamen zaten şöyle bir şey vardır. Hekimlik standart bir şey değildir. Yani hekimlik, hakemlik, hakimlik, yani olaylara, kişilere ve şeylere göre bir değerlendirme yapmak sanatıdır. Yani hiçbir şey birbirinin aynısı olmaz. Mümkün değil. Yani buradaki tüm hikmet sizin o anki durumu değerlendirip ona göre karar vermenizdir.
O yüzden de bazı hekimler arasında farklılıklar olabilir, fikir ayrılıkları olabilir. Ama bu da doğal bir şey. Nasıl hakemlerin de verdiği kararlar bazıları bakış tarafından eleştirilir. Yani o anki şeye göre değerlendirirsiniz. Hakimlerin de öyle. Hı hı. Yani bu elde ettiğiniz verileri ne kadar doğru değerlendirebildiğinizin ölçüsüdür. Hı hı. O anki karar verme şeyidir. Duruma, hastaya, tetkiklere göre değişir. O yüzden de hastalar işte benim bir yakınım vardı, onunkinde böyle değildi, benimki niye böyle oldu diye sorarlar. Hala, çok doğal hocam, bir şey. Doğal hiçbir şey. Şey eşit değil. Yani standart bir şey yok. Hiçbir zaman hiçbir hasta karşımıza aynı olarak çıkmaz. Yani nasıl hepimizin parmak izi farklıysa hepimizin bulguları ve şikayetleri çok farklı. Yani bunu günümüzde de görüyoruz. Yani işte bakın bu Covid sürecini yaşıyoruz. Kimisi ayakta hiçbir şey hissetmeden geçirirken, kimisi yoğun bakımlara düşüyor, kimisini kaybediyoruz. Yani aynı virüs, aynı ailede, aynı kişileri etkiliyor ama farklı kişiden kişiye değişiyor. İşte burada vücudun immünitesi, direnci, mikroba kalış süresi vesairesi nasıl etkiliyorsa bağışıklık sistemimiz aynen, çok önemli. Aynen. Hastalıklar da yani vücudumuzdaki diğer problemler de aynı şekilde. Yani herkese göre farklılık gösterir. Hiçbirisine eşit olmaz. İşte benim komşumda böyle olmuştu. Ona şöyle dediler. Niye böyle oluyor? Bana böyle diyorsunuz vesaire. Ya bunlar birbirinden farklı şeyler. Çünkü ya da her şu insan, ilacı kullandı. Aynen, evet. Her insan farklıdır. Her insanın aynı yaşam süresindeki aşamaları da farklıdır. Yani nasıl aynı suda iki kere yıkanılmazsa bu iş de böyledir. Yani iki ay önce yine bel ağrınız olmuştur, ilaç almışsınızdır, geçmiştir ama şimdi durum farklı olabilir. Yani bunları değerlendirmek önemli, ona göre karar vermek önemli. Bu da hekimin en önemli görevi. Aslında kurallara dediniz ya hocam, kurallara uymak çok önemli. Bir de orada tabii doktor hasta ilişkisinde dinleyip rotanın yeniden bir hayat olarak çizelgeni yapman lazım ki tekrarlanmaması için, belki tekrar o sıkıntıları yaşamaması için. Yaşayan bilir derler ya hocam, o ağrıları yaşayan birçok kişi de bize yazdığında lütfen hocamıza ulaşalım, ne yapalım diye soruyorlar. Tabii burada ameliyat olunca ister istemez kaygılar başlıyor. Süresi nasıl? Bir de ister istemez anestezi altında olunca narkoz var işin içinde, uyanabilir miyim? Kilom var diyenler var, birçok sağlık sorunum var diyenler var ama siz zaten tetkiklerde hazır olmasa ameliyata onay tabii vermiyorsunuz değil mi hocam? Yani şöyle, ameliyat gerekiyorsa ameliyat diyoruz. Yani gerekmiyorsa bir sürü tedavi seçeneği var. O yüzden hekime başvurmaktan korkmayın zaten. Aynen öyle. Yani illa ameliyat diye bir şey yok. Biz cerrahız ama yani hiç kimse durup dururken ameliyat olmak istemez. Ancak güzellik ameliyatları isteğine bağlı. Estetik isteyenler o konuda şanslı. Evet. İnsanlar isteye isteye gidiyor oluyor ama yani ben kendim de olsam ben de hani ilk başta ameliyat fikrine sıcak bakmam. Sıcak ama gerekiyorsa, hı hı. Yani önemli olan burada şunu düşünmek lazım. Allah insana çaresiz dert vermesin. Kesinlikle, bunların çaresi kesinlikle. Var. Yani ameliyatla düzelebilecek bir problemse, hı hı. Ameliyat olmanızda fayda var. Yani güvenin doktorunuza ve ameliyatınıza olun. Yani çünkü bunu çekmek size daha büyük sorunlara yol açacak. Ertelemek. Ve o zaman çaresiz durumlara düşebilirsiniz. O kötü bir durum. Yani o yüzden ne kadar erken davranırsanız o kadar iyi. Yani durumu geciktirmek bazen çok ciddi sorunlara yol açıyor. En çok ne soruyor danışanlarınız hocam? Ameliyat kesin artık kaçınılmaz dediğinizde ister istemez aslında yani, çok büyük bir konforla karşılaşacaklar. Evet. O ağrıları yok olacak ve teknoloji o kadar çok günümüz şartlarında. Şimdi bakın biz bunları biliyoruz. Evet. Yani hastanın ameliyat olması gerekiyorsa o zaman ameliyat kararını veriyoruz. Hmm. Eğer gerekmiyorsa hiçbir zaten ameliyat demiyoruz. Hiçbir doktor da değil mi hocam, hekim? Yani çünkü evet. Ameliyat dışı bir sürü çözüm var ve onları yapıyoruz zaten. Zaten hasta karşınıza geldiği zaman bunu değerlendiriyorsunuz. Hani o noktadan sonra hangisi daha iyi olur? Yani buna göre kararınızı veriyorsunuz ve buna göre değerlendiriyorsunuz. Çünkü bir müddet sonra
ne ilaç tedavisinin, konservatif tedavinin, ne fizik tedavinin ona fayda vermeyeceğini biliyorsunuz. Sorunların geçmeyeceğini, mutsuz, evet. Ve o aşamada ameliyat diyorsunuz ve hastaya söylüyorsunuz. Eğer değilse o zaman hastaya diyorsunuz, sen önce bu ilaç tedavisini kullan ya da işte fizik tedavi gör, geçmezse bir problemlerin o devam ederse o zaman gelirsin, o zaman ameliyat edersin. Çünkü bizler de o tür hastaların ameliyat sonrası başarıları çok daha yüksek oluyor. Yani. Özellikle tabii ameliyat kaçınılmaz ise değerli hocam ve tüm branştaki cerrahi uzmanları ameliyat hastasını yapmak istemez ama sizler için empati kurulduğunda da tedavinin en önemli aşaması tabii konfor anlamında danışanlarına ameliyatsa lütfen sağlığınızı ihmal etmeyiniz. Tabii bu süre ne kadar aşamada hazırlık safhası diye soranlar var ve kendimin ne kadar sürede hocamın dediği egzersizleri, ilaçları kullandıktan sonra normal yaşama dönebilirim diye gelen sorular var hocam. Şimdi egzersizler önemli. Biz bunları ameliyat sonrası verdiğimiz egzersizleri belli bir süre tekrar etmesini istiyoruz. Ama verdiğimiz egzersizler zaten çok basit egzersizler. Gün içinde çok rahat yapılabilecek, hastanın 5 dakikasını almayan egzersizler. Kişiyi de yormuyor değil Kişiyi mi hocam? Kişiyi yormuyor. Evet. İşte sabah kalktığı zaman hemen 5 dakika içinde yapıp çıkabileceği, akşam yatarken de 5 dakika yapıp ondan sonra uykuya geçebileceği egzersizler. Ki bu sürekli düzenli bir şekilde yapıldığı zaman hastaya çok büyük katkı sağlıyor, fayda veriyor. Ve bu egzersizlerden bunu devamlı uygulayan hastalar da bundan çok yarar gördüğünü, çok faydalandığını söylüyorlar. O yüzden bunlar önemli. Çünkü hani siz sadece oradaki yapıyı düzeltiyorsunuz ama vücudun tekrar bozulmaması için o sistemin sağlamlaşması gerekiyor. O kas sisteminin, eklem sisteminin düzgün bir hale gelmesi gerekiyor. Bunu da egzersizlerle sağlayabiliyorsunuz. Son 5 dakikamız hocam yönetmenimiz uyardığı için. Şimdi beyincik sarkması ile ilgili bilgi verelim mi ya da verelim mi? Peki hocam nedir diye soralım. Beyincik sarkması. Şimdi beyincik sarkması, beyincik biliyorsunuz kafamızın arka kısmında duran bir yapı. Denge merkezimiz, hareketlerin koordinasyonunu sağlayan merkezimiz. Şimdi bu merkezin tonsil dediğimiz iki tane yapısı vardır aşağıda ve omurilik aşağı doğru o kafa tabanından aşağı omurgaya doğru iner. Omurilik aşağı doğru, omurilik soğanından itibaren aşağı doğru iner. Şimdi bu bölgenin hemen arkasında bulunur ve o kafatasının altındaki o delikten omurgaya doğru omurilik iner. Burada o beyinciğin yapısının aşağı doğru yani omurilik tabanından aşağı doğru sarkmasına biz beyincik sarkması adını veriyoruz. Bunun 4 tipi vardır. İlk 2 tipi daha sık görülür. Tip 1 dediğimiz şeyde sadece tonsil dediğimiz o yapılar aşağı doğru sarkmıştır ve omuriliği sıkıştırabilir. Birinci halkaya kadar, omurga halkasına kadar inebilir. İkinci tipte beyin sapı ve yapılar aşağı doğru kaymıştır. Diğer tiplerde daha ağır bulgular vardır. Şimdi bunlar da hastanın semptomları önemlidir. Ne gibi semptomlar olabilir? İşte ellerinde uyuşmalar. Evet. İşte başını eğdiği zaman elektriklenme, yanma şeklindeki ağrılar, sıkışmalar, parmaklarında kuvvetsizlik, denge bozuklukları özellikle yürürken vesaireyken dengenin bozulması, giderek bütün zayıflıklar, kuvvet zayıflıkları, duyu zayıflıkları kendini gösterebilir beyincik sarkmalarında. Özellikle başını öne eğdiği zaman ya da arkaya attığı zaman şiddetli yanmalar, ağrılar hisseder. Çünkü sıkışır omurga kapanın şeyiyle, oradaki aralık sıkışma yapar.
Bunların tanısı önemlidir. Bebeklikten itibaren olabilir. Bebeklikten itibaren olanlarda işte hidrosefaliler vesaireler gözükebilir ya da omurgada ayrık omurilik dediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Meningosel keseleri vesaireler. Bunların daha o yaştan itibaren saptanıp düzeltilmesi önemlidir. İleri yaşlarda yine siringomiyeli dediğimiz omurilik içerisindeki kanalın genişlemesi söz konusu olabilir. Buna bağlı olup bu sıkışmaya bağlı olarak ve buna bağlı olarak da bulgular görülür. Burada kafatasının arkasını, küçük bir kemik parçayı, orayı sıkıştıran bölümü açmak ve rahatlatmak yeterli bir cerrahi işlem. Bunu yaptıktan sonra hasta oldukça rahatlar. Bazen oranın zarını da açıp içini genişletmek gerekebilir. Bunlar bizim hastanın bulgularına göre değerlendirdiğimiz ameliyat yöntemleri. Peki tedavisi gecikirse yaşam kalitesi bozulur mu? Kesinlikle. Özellikle beyincik sarkmasını konuşuyoruz sevgili izleyenler. Kapanışımıza yakın beyincik sarkması nedir? Belirti, teşhis ve tedavisini konuşuyoruz. Tabii tedavi aksamasında kişi bahsettiğiniz ağrı eşiği ya da hissiyat dediniz, sıkıntılar, belirtiler anlamında kendisinde gördüğünde ihmal ederse daha... Bulgular daha ağırlaşır. Giderek eliyle iş yapamaz hale gelebilir. Yürümesi bozulabilir. Dengesizlik ön plana çıkar. Yani bu tip bulgular giderek artabilir. Yani miyelopati dediğimiz daha ağır omuriliği ilgilendiren bulgular ortaya çıkar. Tanısını yine tomografiyle mi koyuyorsunuz hocam? Tanı nasıl? MR ve tomografi. MR ve tomografi. Oradaki tedavi aşamasına göre de o zaman ameliyat seçenekleri var mıdır diye soralım ya da nasıl işlem yapılıyor? Şimdi sarkmanın derecesi burada önemli. Her sarkma, yani yaklaşık normalde 5 milimetreye kadar olan sarkmaları biz normal olarak kabul ederiz. Ama 5 milimetrenin üzerinde olan sarkmalarda özellikle 10 milimetre sonrasında bulgular açığa çıkar. Yani bulgu göstermesi bizim için önemlidir. Buradaki takip önemlidir. Oradaki ölçüm önemlidir. Kafanın tabanıyla olan açılar hesaplanır. Oradaki sarkma derecesi bakılır. Oradaki bası değerlendirilir. Hastanın semptomları değerlendirilir ve buna göre karar verilir. Yani ne yapılıp ne yapılmayacağı. Tamamen hani teknik bir konu. Önemli olan burada hastanın o bulgularının ortadan kaldırılması, rahatlatılması hastanın. İşte ellerini, kollarını daha rahat hareket ettirebilir hale gelmesi. İşte ne kuvvetinin kadar sürede diyeyim, düzenlenmesi, o elik yanmaların ortadan kaldırılması. Bunlar önemlidir. Zor bir ameliyat. Yani sizler için kolay olur mesleğiniz için ama hani kişi yüzleştiği zaman eyvah beyin ameliyatı, beyincik sarkması dedi doktorum. Ameliyat şimdi, nasıl olacak diye birçok pesvese yapıyordur mutlaka doğrudur, size gelene doğrudur. Kadar. Doğrudur ama yani hani bizler için normal yaptığımız bir ameliyat bel şeyi gibi, yani. Boyun gibi, bu da evet. Bir ameliyat formundan ibaret. Sonuçta beyin cerrahisi, uğraştığımız alanlar kesinlikle. Hepsi riskli alanlar ama bu işin uzmanıyız. Kesinlikle emeklerinize sağlık hocam. Peki normal süreç yine diğer sağlık sorunları gibi size ziyaretleri nasıl diye soralım. Kendini kişi hemen toparlayabiliyor mu? Siz dediniz yine ağrılar varsa gideriliyor, hissiyatı tabii, yani, varsa. Hemen o kişi hissedebiliyor mu ameliyat sonrasında farkı? Tabii, yani bulguların ciddiyetine, ağırlığına göre değişiyor. Yani siz ne kadar geç kaldıysanız toparlanma süreci biraz daha geç oluyor. Ama siz ne kadar erken başta semptomların başında gelirseniz. O yüzden hani erken tanı önemli, erken davranmak önemli. Hani şöyle düşünün, yani bir insanın üzerine bir kocaman bir kaya koydunuz, eziliyor. Şimdi bunu hemen kaldırırsanız o insan kalkar yürür belki, yani fazla bir şey olmadan. Ama uzun bir süre şey yaparsanız artık belli bir süre sonra orada ezilmekten kaldırdığınız zaman rahat nefes alamaz. Sıkıntıları olur, kaburgaları ezilmiştir. Rahat, yani böyle bir şey. Yani bunu kafanızda hayal edebildiniz mi? Yani bu... Basılar da aynı şey. Yani basıyı ne kadar uzun süre sonra geriye açarsanız, kaldırırsanız, yani bunu temizlersiniz, rahatlatırsanız
geri dönmesi de biraz daha problemli oluyor, daha zor oluyor. İşte her hastalıkta, her sorunda. O yüzden erken davranmak çok önemli. Önemli olan burada hani tabii ki kaldırmak, ondan sonra gerekli müdahaleleri yapmak. Ondan sonra da aşamalara devam etmek. Emeklerinize sağlık hocam. Sağ her olun. Aşamada olduğu gibi yine erken teşhisin önemi burada ortaya kesinlikle çıkıyor. Ve kendimize kendimizi önemseyelim ve yaşam kalitemiz anlamında da ufacık bir sinyalleri mutlaka konu uzmanlarına efendim başvurmayı ihmal etmeyelim. Profesör Doktor efendim Çetin Ayhan Evliyaoğlu, beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı değerli hocamız da özellikle alanındaki çok önemli konu başlıklarını sizler adına konuşmuş olduk. Hocamıza çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli hocamız iyi ki varlar ve en yakın zamanda yeniden sözünü de alalım. Değerli hocamızı programımızda sizler adına Şifa Kapısı'nda ağırlamış olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocamız. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.